Genelde filmlerde gördüğümüz hapishaneden kaçış planları bizlere gerçekten ilgi çekici ve zekice gelmiştir. Karşınızda zekice düşünülmüş hapishaneden kaçış planları. Dieter Dengler, Vietnam Savaşı'nda görev yapmaktayken uçağı Vietnamlı askerler tarafından düşürülerek esir kampına gönderilen Alman kökenli bir Amerikan Deniz Kuvvetleri pilotudur. 1966'da uçağa düştükten sonra gönderildiği esir kampında kendisi gibi esir olarak tutulan 6 mahkum ile kaçış planı yaptı. 29 Haziran 1966 tarihinde Vietnamlı askerleri etkisiz hale getirerek ormanın derinliklerine kaçmayı başardılar. Fakat bu sefer onları aşırı sıcak, böcekler, parazitler ve açlık bekliyordu. Esir kampından kaçışının ardından 23 gün sonra tesadüf eseri bölgede bulunan bir Amerikan helikopteri tarafından kurtarıldı. Kendisiyle beraber kaçan mahkumlardan ise sadece bir tanesi kurtuldu. Dünyaca ünlü Alcatraz hapishanesinin 28 yıllık tarihinde birçok mahkum hapishaneden firar etmeye çalıştı. Bu sürede 34 mahkum 14 kez firar girişiminde bulundu. Bu insanlardan 23'ü yakalandı, ikisi boğularak, 6'sı da vurularak öldürüldü. Fakat 3 mahkumun ne olduğu hiçbir zaman bulunamadı. Tarihler 11 Haziran 1962'yi gösterdiğinde Frank Morris, Clarence Anglin ve John Anglin adındaki 3 mahkum hücrelerindeki eskimiş betonu yaptıkları matkaba benzer bir aletle deldikten sonra koridorlardan geçip havalandırmaya tırmandılar. Daha sonra demir parmaklıkları büküp çatıya tırmanan 3 arkadaş su borularını tutunarak aşağıya indiler. Ve rivayete göre yağmurluklarından yaptıkları botla San Francisco'ya doğru yola çıktılar. Buradan sonrası ise aslında bir muamma. Kimine göre kurtulmayı başardılar. Kimine göre ise San Francisco körfezinin sularında boğularak öldüler. Ancak bir gerçek var ki bu 3 kişinin cesedi hiçbir zaman bulunamadı. Bu hikayeleri bazı ünlü filmlere de konu olmuştur ve tüm dünya çapında izlenmiştir. Richard Lee McNair bir soygun girişiminde adam öldürmek ve yaralamak suçuyla ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Götürüldüğü karakolda bulduğu bir dudak balzamını bileklerine sürerek kelepçeleri çıkaran adam karakoldan kaçmayı başarabildi. Kısa süre sonra yakalanan McNair bu sefer hapishaneye gönderilebilmişti. Fakat kaldığı hapishanede 4. senesindeyken havalandırma deliklerini kullanarak tekrar kaçmayı başardı. Aradan 10 ay geçtikten sonra tekrar yakalanan McNair bu sefer yüksek güvenlikli bir hapishaneye gönderildi. 2006 yılında hapishanedeyken mahkumların çantalarını tamir etmek üzere görevlendirildi. Bu işi yaptığı sırada aklına bir fikir geldi ve tamir ettiği çantalardan birinin içine girerek beklemeye başladı. Bir süre sonra bir kamyon tüm çantalarla beraber McNair'ın bulunduğu çantayı da aldı ve adam bir kez daha kaçmayı başarabildi. Kaçışından sonra bir çevirmede kimliksiz olarak yakalansa da polis memurunu ikna etmeyi başarabildi ve bu olaydan da yakalanmadan kaçabildi. Üst üste şansı yaver giden adam şu anda aranmaktadır. (Gülüyor) 1930'lu yıllarda Amerika ekonomik krizi her geçen gün büyümekteydi. John Dillinger bu dönemde ortaya çıkmış ve birçok insan tarafından efsane olarak kabul edilen bir banka soyguncusu. John Dillinger bankaları hedef almasından ve masum halka karşı gösterdiği yardımsever tutumdan dolayı bir halk kahramanı olarak tanınmaktaydı. Polisler tarafından yakalanmaya çalışsa da bir şekilde onların da elinden kurtulan Dillinger bir süre sonra tutuklandı. John Dillinger tutuklandığında onu güvenlik önlemleri üst düzey bir hapishaneye gönderdiler. Hapishaneye girdiğinde FBI Dillinger'ı halka karşı kötülese de halk Dillinger'ı cana yakınlığı, şiddetten kaçınması ve o sıralarda halkın pek çoğunun ekonomik zorluklarının sorumlusu olarak gördüğü bankaları hedef alması nedeniyle oldukça benimsemişti. John Dillinger hapishanede bir süre kaldıktan sonra planını devreye soktu. Bulduğu ayakkabı boyasıyla boyadığı bir ahşap parçasını silah gibi göstererek hapishane içerisinde gardiyanların arasından sıyrıldı. Üstüne hapishane müdürünün arabasını alarak hapishaneden kaçmayı başardı. Aslında arabayı alması John Dillinger'ın yaptığı en büyük hataydı. Bu olay FBI'yi halkın gözünde aciz bir duruma düşürmüştü. FBI bu işin peşini bırakmadı ve bu olayı oldukça önemsedi.
Bunun üzerine John Dillinger kaçışının üzerinden aylar sonra polisler tarafından vurularak öldürüldü. Auschwitz kampı, Polonya'da bulunan ve Nazi Almanyası'nın soykırım sırasında kullandığı en büyük toplama ve insan öldürme kampıydı. Bu kampın içerisinde Yahudiler, eşcinseller ve Romanların bulunduğu yaklaşık 6 milyon kişi yaşamakta ve sırayla katledilmekteydi. Güvenlik yüksek olduğu için kamptan kaçmak imkansıza yakındı. Kamptan kurtulacak ilk insanlar ise Alfred Wessler ve Rudolf Virchow'ydu. Bu iki arkadaş kamptan kaçmak ve katledilmemek için bir odun yığınının altına saklandı. Kampta bulunan köpekler ve şeytani askerler kampta düzenli olarak arama gerçekleştirdiklerinden dolayı Alfred ve Rudolf 4 gün boyunca hiç kıpırdamadan, ses çıkarmadan, aç ve susuz olarak odunların altında bekledi. 4. günün sonunda uygun zamanda odunların altından çıktılar ve yanlarına 2 askeri üniforma, bir harita ve yeterli konserve yiyecek alıp 133 km yürüyüp Polonya sınırına ulaştılar. Bu iki insanın böyle bir kamptan kaçması hem büyük bir başarı olarak sayıldı hem de Auschwitz kampının gün ışığına çıkmasına ve diğer ülkeler tarafından bilinmesine de yol açtı. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ya Meraktan kanalımızı takipte kalın. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.